Evet arkadaşlar, köpekle ilgili bir video çekelim bugün. Bu yeni köpeğimiz, tavşan kuyruklu. Diğer köpeğimizi kaybettik arkadaşlar, gençlik hastalığından. Bu hayvanlar da annesinden ayrıldıktan sonra bir ay içerisinde hasta oluyorlar. Bir ay, iki ay içerisinde %70-%80 hasta oluyorlar ve kurtulamıyorlar arkadaşlar. Böyle deneyimlediğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Siz de aynı şeyleri yaşamayın diye. Bu köpeği yeni aldık. Diğer köpeği aldığımızda veterinere götürmüştük. 10 gün sizde dursun. Sağlıklıysa getirirsiniz, aşısını vururuz demişlerdi. 7 gün içerisinde köpek hasta oldu. Ve bu sefer veterinere götürdüğümüzde aşı falan artık olmayacağı için tedaviye başladık. Serumdur, ağrı kesicidir, diğer ilaçlar kullandık. Ama köpek maalesef 10 gün içerisinde öldü. Veteriner de yani sizin için iyi 10 gün içinde ölmesi, yoksa gözünüzün önünde hayvan erecekti diyor yani. Zaten bir haftada bile insanın yüzüne bakıyordu yani. Yemiyor yani, yiyip içemiyor. Yani yediğine içtiğinde direkt kusuyordu. Bu köpeğimizi de aldığımızda gene aynı şekilde 10 gün sonra aşı vuralım dedi. Bu sefer bu köpek bir haftadan beri bizde. Bu sefer direkt aşısını vurdurup da aldık. O şekilde de hasta olup ölüyor. Bu şekilde en azından şans, daha çok şansımız var diye direkt aşılarını vurdurup da aldık bu sefer. Yani gençlik hastalığı kötü bir hastalık. Sizin de hayvanlarınızda olmasın yani. Aşılarınızı kesinlikle vurdurun. Çünkü çoğunlukla yani 3 köpekten ikisinde kesin olan bir hastalıkmış. Ve bu şeyde de köpeğimizi de gösterelim dedim. Yani köpeğinizi almadan önce sağlıklı olduğunu biz biliyorduk da, tanıdıktan aldık zaten. Aşısını vurdurduk. Aşısını vurdurmadan aldığınızda hayvan çok çabuk hasta oluyor ve ölümle de sonuçlanabiliyor. Ölmese bile yani aşırı hayvan karşınızda acı çekiyor. Bir damla su içip gene kusuyor. Daha sonra hayvan öldükten sonra bizim diğer bir arkadaş vardı. O arkadaş söyledi bize. Gençlik hastalığı, kendi köpeği de geçirmiş. Gençlik hastalığı mı geçirdi, başka bir şey mi geçirdi bilmiyorum ama günde bir bardak kırmızı şarap veriyordum falan filan dedi. Pek inandırıcı gelmedi bana ama 3 gün boyunca günde bir bardak kırmızı şarap vermiş. Onun köpeği atlatmış. Başka bir hastalık mı oldu? O gençlik hastalığı sandı, öyle böyle mi sandı bilmiyorum. Yani o zaman çaresiz oluyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir durum olursa deneyebilirsiniz siz de. Efe, gel oğlum. Gel. Gel. Biraz köpeği göstereyim. Bu Alman çoban köpeği diyorlar herhalde buna. Şşt, gel. Gel. Ne yiyorsun gene sen? Gel. Bir de arkadaşlar başta tavuk eti, tavuk kemiği, hiçbir şekilde tavuk ürünleri köpeklere zarar veriyormuş. Onlardan vermeyin. Şöyle biraz kaşıyalım. Kaşıdıkça kendine ayağını atıyor. Köpek kaşınıyor ama önceden kalmak bir şeyi var herhalde. Gördüğünüz gibi bit pire olsa buralarda olurdu. Ne biti var ne piresi var. Hafif bazen kendi kendine kaşınıyor ama gördüğünüz gibi ben çok baktım. Ne bit ne piresi var. Gayet şey. Bir de pire ilacı da sıktık arkadaşlar. Şöyle kalk gösterelim. Kalk anam. Çok ısırıyorsun sen de ya. Dişlen batı veriyor. Kalk bakalım. Kalk. Kalk. Gel. Kalk. Kalk. Seveceğim gene. Kalk. Şöyle sırtından şöyle kuyruk sokumuna kadar pire ilacı döktüğünüzde bir günde pirelerden kurtuluyor arkadaşlar. Sadece köpek mamasıyla besliyoruz. Yani böyle deneyimlediğim şeyleri sizlere de söylüyorum ki siz de yaşamayın. Gel. 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 Yuvasını da göstereyim size arkadaşlar. Böyle küçüklükten beri yetişip tavuklarla beraber olduğu için
Daha sonra tavuklara zarar vermez, yumurta yemez. Şu şekilde yuva yaptık. Burada şu anlık küçük kendini kollasın diye yuva yaptık buraya. Çünkü kazlar ısırıyor, tavuklar gibi değil. Mama var, mamalarını yiyor şimdi. Yani benim deneyimlerime göre, yani köpeğinizin sağlıklı bir şekilde yaşaması için aşılarını vurdurmanız lazım arkadaşlar. Bir de değişik yemekler vermeyin başlarda. Kaliteli mamalarla beslediğiniz zaman hayvan inşallah sağlıklı bir şekilde büyür gider. Hani şöyle yana çekil de biz de görelim. Nasıl yiyor? Şöyle git. Heh. Hani doydun mu hemen lan? Doydun mu hemen? Çok böyle ufacık olduğu için sürekli oyun yapıyor kendi kendine. İnsanlarla şey geçiriyor zamanını. Hani. Gördüğünüz gibi böyle oynayan köpeğin yarın öbür gün öldüğünde insan gerçekten de çok üzülüyor. Onun için siz de böyle şeyler yaşamamanız için aşılarını bakın. Tavuk kesinlikle vermeyin. Tavuk zehirliyormuş. Bir de tavuk kemiği verdiğinizde bir de bağırsaklarını deliyormuş. Onun için hayvanlarınızı ona göre bakın arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler arkadaşlar. Hadi oğlum.